Herkese selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kalan 6 ay sürede tıp fakültesini nasıl kazanabilirsiniz veya ilk 10.000 dilimine nasıl girebilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim biraz. Ama videoya geçmeden önce söylemek istediğim birkaç bir şey var. İstediğiniz AYT fizik, AYT matematik, Habarp Okulu tarzındaki videoları çekmeye başladım. Uygun zamanında atacağım, gerçekten yoğunum, ders çalışmam gerekiyor. Ama haftada en az bir tane video paylaşmaya çalışıyorum. Gerçekten emek veriyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve teşekkür ederim şimdiden. Ve 1500 aboneyi geçmişiz. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Buna özel olarak bir çekiliş yapmayı düşünüyorum ama ne çekiliş yapacağıma pek karar veremedim. Kitap ve benzeri bir şey olabilir. Önerileriniz varsa yorumlara lütfen yazın. En çok beğenilen şeyi çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu video 10.000 izlenme geçtiği takdirde çekilişimi yapacağım. Niye 10.000 izlenme istiyorum? Çekiliş daha fazla kişiye ulaşsın ve daha çok katılım olsun diye böyle bir koşul koydum. Zaten 10.000 izlenme olana kadar ne çekiliş yapacağımı karar vermiş olurum. Bunun için de ayrıyetten önerilerinizi bekliyorum ve şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu zaten bana çok yazıyorsunuz. Sıfırdan 6 ayda kazanabilir miyim ve benzeri şeyleri çok gördüm. Sıfırdan 6 ayda kazanamazsınız çünkü sıfır zaten değilsinizdir. Yani daha önce hiç okul sınavınıza veya hiçbir şey çalışmadınız mı? Nasıl sıfır olabiliyorsunuz? Ben ilk videomda zaten belirtmiştim. 9. sınıfta çalışmadan 90 ortalama yaptım falan diye, ama çalışmadan dediğimiz bizim sınav gecesi, o ne sınavım varsa onlara çalışıyordum en azından ortalamamı yüksek tutabilmek için. Yoksa hiçbir şey çalışmadan okul bitirilmez zaten. Hiçbir yerde kazanamazsınız öyle. Bunu belirtmek istedim. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? 6 ayda çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Temeliniz varsa ve düzgün bir şekilde çalışırsanız. Kesinlikle sorularınızı sormak zorundasınız. Yapamadığınız bir soruyu sürekli sormanız gerekiyor. Biyolojiyi ben biraz önce dediğim gibi yapamıyordum. Üzerine çok gittim. Eksiğime önem verdim. Ve yapamadığım soruları sürekli hocalarıma sordum, arkadaşlarıma sordum. Onlara soramadığımda Kunduz diye bir uygulama var, ona sordum. Ama sürekli sordum. Yani Kunduz uygulamasını da geçen sene ben kullandım. Size de tavsiye ederim. İsterseniz biraz açıklayayım. Arkadaşlar Kunduz nasıl bir uygulama, ben ondan bahsedeyim. Kunduz, yapamadığınız soruları yolladığınız ve profesyonel eğitmenler tarafından size 10 dakika içerisinde %100 çözüm garantisi sunabilen mobil bir uygulama. Zaten 10 dakika süreyi test edebilirsiniz. Kunduz size ilk 3 soruyu ücretsiz hediye ediyor. Böylelikle test edebilirsiniz ve hoşunuza giderse alabilirsiniz. Ve sorularınızı çözen kişiler asla sıradan kişiler değil. %90'ı profesyonel eğitmen ve %10'u da daha önce sınava girmiş ve gerçekten derece elde etmiş insanlar. Bunun için çözümlerine gerçekten güvenebilirsiniz. Zaten detaylı bir açıklama yapıyorlar. Mesela bir soruyu yolladınız, onlar size bir cevabı ilk 10 dakika içerisinde yolluyor. Ama bir kısmını anlamadınız, onu tekrar ben şurasını anlamadım derseniz tekrar detaylı bir açıklama yolluyorlar. Gerçekten avantajlı bir uygulama. Ve 30 dakika içerisinde size cevabı gelmeyen soru hakkınız asla kaybolmuyor. O soru hakkını size iade ediyorlar. Yani sürekli sizin yararınıza çalışan bir uygulama. Kunduz'un diğer bir yararı gerçekten, yani etüt merkezine gitmeyenler, dershaneye gitmeyenler olabilir. Zaten oraya gitmeye imkanı olmayanlar da olabilir. Gerçekten fiyatları uçmuş durumda. Ama Kunduz bu sayede bize hem daha ekonomik hem daha kolay bir şekilde yardımcı olabiliyor. Gerçekten dershaneye gitmiyorsanız, etüt merkezine gitmiyorsanız Kunduz'u kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Kunduz'un en önemli özelliği bence 7/24 kullanabiliyorsunuz. Mesela gece çalışanlar için bu büyük bir avantaj. Ben gece 12/1 gibi çok çalışırdım ve yapamadığım soruyu sorma imkanım olmazdı. Kunduz sayesinde gecenin birinde ikisinde sorduğun soruya bile 10 dakika içerisinde size cevap veriyorlar. Bu gece çalışmayı sevenler için, yoğun bir çalışma sürecinde olanlar için gerçekten avantajlı bir durum. Yani arkadaşlar Kunduz gerçekten avantajlı bir uygulama ve size tavsiye ediyorum. Ben Kunduz ekibiyle de konuştum. Benim abonelerime özel bir indirim kodu aldım. Buraları bir yere koyarım. Bahadır 20 kodunu kullanırsanız paket alımınızda 20 TL indirim sağlıyor size. İndirme linklerini zaten açıklamaya koyacağım. İndirmek isterseniz Play Store veya App Store'dan telefonunuza çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Hoşunuza giderse de eğer yorum yapmayı ve Bahadır Ay'dan geldiğinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi hepimizin ihmal ettiği bir şey var. Eksiklerimizin üzerine gitmiyoruz. Gerçekten yapabildiğimiz konuları çalışıyoruz ve kendimizi çok çalışmış diye nitelendiriyoruz. Ama mesela ben biyolojiyi hiç yapamıyordum. Gerçekten biyolojinin üzerine asla gitmezdim ama matematiği çok çözerdim. Matematiği sevdiğim için ve yapabildiğim için sürekli matematiğin üzerine giderdim. Bu bana asla bir net kazanç sağlamazdı. Zaten matematikten 30 net al yapıyordum. Yapıyorsam yani matematik daha fazla çalışmamın bana ne kadar bir kazancı olabilirdi ki?
Ama biyolojiden mesela 1-2 net yapabiliyordum. Yani onun üzerine gitsem halbuki çok fazla bir net artışı sağlayacaktım ama asla gitmiyordum. Hepimiz yapıyoruz bunu. Kolaya kaçıp en sevdiğimiz, en yapabildiğimiz derslere yöneliyoruz. Ama bunu asla yapmayıp eksiklerimize yönelmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi bulup listelendirip eksik konularımızı çalışıp onların üzerine çok fazla hücum etmemiz gerekiyor. Mesela örnek verecek olursak ben asla biyolojiyi zaten sevmezdim ve yapamazdım. 1-2 net belki gelirdi AYT'de. Sürekli matematik çözerdim. İkinci döneme doğru ben bu eksiklerimin üzerine gitmeme konusunu farkına vardım ve biyolojinin üzerine gitmeye başladım. Yani sürekli çalıştım, sürekli çabaladım. Gerçekten matematiği mesela matematikten önceden 3 saat çalışıp biyolojiden 10 dakika çalışıyorsam tam tersi bir duruma döndürdüm bunu. Ve biyolojide gerçekten 10 tane doğru yapabildim bu AYT'de. Bu benim için büyük bir başarı. Eksiklerimin üzerine gitmeseydim asla bunu yapamazdım. Diğer bir örnek ise ki AYT kimyada benim yani yapamazdım. 11. sınıfta pek zaten öğrenememiştim. Ama AYT kimyanın üzerine gerçekten gittim. Zaten son 2-3 ayda kazanmak konusunda aslında bahsettiğim şey AYT feni ben hallettim 3 ayda, 2-3 ayda. Kimyanın üzerine çok fazla gittim ve kimyada benim 12 netim var AYT'de. Gerçekten eksiklerinizin üzerine giderseniz, kolaya kaçmazsanız, biraz zora dayanabilirseniz netleriniz kesinlikle artacak. Sizi başarıya götüren ilk yol eksiklerinize önem vermek. Ayrıca bu bahsedeceğim şeylerden daha önceki videolarımda parça parça duymuş olabilirsiniz illa ki. Hep bahsediyorum ama birleştirip bir videoda yaparsam daha fazla yararlı olabileceğini düşündüm. Onun için bu videoyu çektim. Haberiniz olsun. Diğer bir maddeye geçelim. Arkadaşlar tekrar kesinlikle yapmanız gerekiyor. Tekrar yani hepimiz insanız ve unutabiliyoruz. Sürekli çalıştığımız bir şey maksimum aklımızda belki 2 hafta belki 3 hafta kalıyor. Ama aylık tekrarlar yaparsak gerçekten o bilgiler hafızamızda kalıcı olarak yerleşiyor. Yani kalıcı olarak sınava kadar yerleşiyor. Benim şu an hafızamda değil. Ama sınava kadar kalıcı bir şekilde yerleşiyor. Yapamadığınız soruları veya anlamadığınız soruları zaten sormanızı söylemiştim. O soruları kesinlikle atmayın. Bir dosyada biriktirin ve ay sonlarında o soruları tekrar edin. Yani işlemlerini kapatın, o soruları çözmeye çalışın. Ben başlarda asla çözemiyordum. Bir denedim, iki denedim, çözemiyordum ama üçüncüde illaki çözmeye başlıyorsunuz ve o soru kafanızda sizin oturuyor. Ve konuları da artık kolay bir şekilde hatırlamaya başlıyorsunuz. Kimsenin aklında dil bilgisi veya tarih, coğrafya, kimyanın özellikleri, biyoloji, sistemler hiçbiri aklınızda sürekli kalamaz. Ama tekrar yaparsanız bu bilgileri hafızanızda canlı bir şekilde tutabilirsiniz. Bu tekrarları asla aksatmayın. Sürekli tekrar yapın ve eksiklerinize önem verin. Diğer bir tavsiyem ise kesinlikle deneme çözmelisiniz. Deneme sizi zafere götürecek en önemli yol olabilir. Bütün soruları karma bir şekilde görebildiğiniz için eksiğinizi tespit etmede gerçekten kolaylık sağlıyor, avantaj sağlıyor. Bu soru bankası çözmekten gerçekten daha bir avantajlı bir durum. Bu zamanlarda da zaten TYT denemelerini kesinlikle başlamış olmanız gerekiyor. Her hafta bir en az bir tane TYT denemesi çözün. AYT denemelerine biraz zaman var ama onları da eğer AYT konularınız tamamsa biraz halletmiş durumdaysanız AYT denemelerine de kesinlikle başlamanız gerekiyor artık yani tamamsa konularınız. Konularınız eksikse biraz bekleyin, konularınız oturmaya başladığında deneme çözmeye başlarsınız. Ama denemeyi öyle boş bir şekilde çözmeyin. Yapamadığın soruları işaretleyin. Yaptığın soruları bile işaretleyin. Yani emin olmadığın soruları işaretleyin. O soruları kesinlikle birilerine sorun. Ve son olarak benim en büyük pişmanlıklarımdan biri çıkmışlara ben çok geç başladım. Zaten sınava çalışmaya geç başladım. Ama çıkmışlara son 1-2 hafta kala başlamıştım. Ben yani bir TYT AYT çözebildim. Bir de birkaç tane LYS çıkmışlarına bakabilmiştim. Yani gerçekten yetişmedi. Hocalar bir ay kala falan başlayın diyor ama bana göre 1,5-2 ay kala kesinlikle çıkmış çözmeye başlayın. Bu benim en büyük pişmanlığım. Ve ALES soruları ve MEP kitaplarındaki kazanım sorularını çözmeyi ihmal etmeyin. Onlar size gerçekten sınavı kazandıracak büyük etmenlerden birisi. Ben onları çözmeyi ihmal ettim. Ve oradaki sorulardan birkaçını hatta gerçek sınavda kaçırdım. Keşke çözseydim dedim. Bunu siz yapmayın diye size öneriyorum. ALES ve MEP'teki kitaplara, MEP'teki sorulara kesinlikle bakın. Arkadaşlar aslında tavsiyelerim bu kadar. Yapmanız gerekenler cidden bunlar. Özet geçecek olursak tekrar yapmanız gerekiyor. Eksiklerinize önem vermeniz gerekiyor. Yapamadığınız soruları kesinlikle sormanız gerekiyor. Ve deneme çözmeniz gerekiyor. Bunlardan başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ve verimli çalışmayı öğrenin. Yani ders çalışırken telefonunuzu mesela kapatın, başka odaya koyun. Instagram'ınızı kesinlikle kapatın. Sadece masanızda kitaplar olsun ve full konsantre kitaplarınıza odaklanın. Yani bunları yaparsanız başka yapmanız gereken hiçbir şey olmaz.
Yani yapmanız gereken de sadece bu kadar. Umarım benim yaptığım ve işime yarayan şeyleri size tavsiye etmeye çalıştım. Umarım işinize yarar ve iyi bir tıp fakültesine gidersiniz veya iyi bir dereceye sahip olursunuz. Video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.